Muhterem Divan, partimizin asli unsuru saygıdeğer delegeler, İyiler ve Cesurlar Hareketi'nin kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan kurultayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün bu salondan milletimiz yaşasın, ili ve töresi bozulmasın diye gece uyumadan, gündüz yorulmadan çalışan Bilge Kağan'ın azmini, Anadolu'yu Türk milletine yurt yapan Sultan Asparslan'ın kararlılığını, gemileri karadan yürüterek hayali gerçek kılan Fatih Sultan Mehmet Han'ın iradesini ve işgalcilere karşı Türk'ün bağımsızlık ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hürriyet aşkını görüyorum. Bugün bu salona baktığımda yüreği pırıl pırıl gençleri, güçlü kadınları, pek çok zorluğa göğüs germiş ama yıkılmamış, mert, cesur ve başı dik İyi Parti ailesini görüyorum. Değişimin iyi geleceğine olan inancınızın size dayanak olduğunun, umut olduğunun farkındayım. Yeniden şahlanacağımıza, ayağa kalkacağımıza eminsiniz. Sizlerle aynı inanca ve kararlılığa sahip olduğum için bugün karşınızda genel başkan adayı olarak bulunuyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başındayız. Maalesef son 22 yıldır haktan, hukuktan, adaletten ve özgürlüklerden uzaklaşmış vatandaş açlık ve sefaletle boğuşurken, şatafat ve lükse düşmüş, halktan kopuk bir iktidarla karşı karşıya kaldık. Maalesef son 22 yıldır bazen milliyetçiliği ayaklar altına alan, sıkışınca seçim kazanabilmek için milliyetçilerin ayağına kapanan bir iktidar tarafından yönetildik. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına maalesef tek adam sistemiyle girdik. İktidar ve ucube sistem Cumhuriyetimizin temel değerlerini hiçe saydı. Temel hak ve hürriyetleri kısıtladı. Ülkenin kaderini iki dudağının arasına hapsetti. Milli mücadeleye karargahlık yapmış yüce meclisimizi itibarsızlaştırdı. İşte bu ucube sistem demokrasinin vazgeçilmez ilkesi olan yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığını kuvvetler birliğine dönüştürdü. Bu iktidar ve ucube sistem ülkenin dış borcunu tam 500 milyar dolara çıkardı. Enflasyonu 3 haneli rekor düzeyine yükseltti. Milleti yoksulluğa mahkum etti. Faiz sebep, enflasyon sonuç safsasasıyla da Türk lirasının değerini, milletin alım gücünü yerle bir etti. Bu iktidar yanlışlarının servetine servet katarken, vatandaşı sabahın erken saatlerinde ucuz et kuyruğuna girmeye mecbur etti. Bu iktidar memuru, işçiyi, emekliyi hızla yoksullaştırarak açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Bu iktidar liyakati değil, yandaşlığı önceleyerek gençlerin hayallerini çaldı. Beyin gücünü engelleyecek tedbirler almak yerine gençlerimize giderlerse gitsinler dedi. Bu iktidar yüce dinimiz İslam'ı
kirli siyasetine alet etti. Çalıyor ama çalışıyor kafasıyla, Beytülmal'e uzanan eli meşrulaştırmaya çalıştı. Yanlış ekonomi politikalarını nas var nas diyerek perdelemeye çalıştı. Bu iktidar ve ucube sistem dış politikayı iç politikanın siyaset malzemesi yaptı. Uluslararası gerçeklerden uzaklaştı. Bir gün dost dediğine diğer gün düşman kesildi. Kendi koltuğunu ülkenin kaderine tercih etti. Bu iktidar ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesinin aksine hareket ederek cennet vatanımızın hemen yanında yaşanan olayları analiz etme becerisinden yoksun kadrosuyla ülkeyi bir sığınmacı kampına dönüştürdü. Bu iktidar sokaklarımızı huzursuz, geleceğimizi güvensiz kıldı. Namusumuz olan hudutlarımızı da kevgire döndürdü. Üstüne utanmadan şerefimiz olan Türk vatandaşlığını da sanki bir pazar malı gibi yabancılara sattı. Bu iktidar hudut namustur diyen gençleri tutuklatırken bölücü başının posterlerini sokaklara asanlara hoşgörü gösterdi. Sonuç olarak bu iktidar ve eseri olan bu ucube sistem ülkeyi pek çok büyük beka sorunuyla karşı karşıya bıraktı. Türkiye'yi bu iktidara mahkum bırakmayacağız. Bu iktidarı Türk milletinin yakasından söküp atacağız değerli arkadaşlarım. İyiler ve Cesurlar Hareketi'nin kıymetli mensupları, ülkede hal böyleyken İyi Parti kurultayımızı maalesef bu bir seçim başarısızlığının ardından gerçekleştiriyoruz. 2019'daki seçim başarımızı geride bıraktığımız 2024 yerel seçimleriyle taçlandırılabilir. Günümüze de güç katabilirdik. Türk siyasetinin anahtar partisi olma konumumuzu koruyabilir, iktidar yürüyüşümüzü sürdürebilirdik. Kıymetli gönüldaşlarım, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in 8 Nisan tarihinde aday olmayacağını açıkladığı bildiride ifade ettiği üzere partimiz sarsılmıştır. Bu sarsıntıyı en az hasarla atlatabilmek için bir durum muhasebesi yapmamız elzemdir, kaçınılmazdır. Ne oldu da oyu %20'lerle anılan partimiz %4'lere geriledi? Ne oldu da Ankara'da %13 olan oyumuz %0.9'a düştü? Ne oldu da İstanbul'da %8 olan oyumuz %0.6'ya düştü? Elbette yerel seçimlerin dinamikleri farklı. Elbette İyi Parti'nin asıl oyu bu değil. Doğru bir değerlendirme yapmaz, acil bir müdahalede bulunmazsak bu kötü tablo sürekli hale gelecek. Toplumun sesine, parti teşkilatlarımıza ve tabanımıza, onun taleplerine kulak tıkayarak asla ve asla siyaset yapılmaz değerli arkadaşlarım. Kısaca millete rağmen siyaset yapılmaz. Seçim sonuçlarından çıkarmamız gereken ilk ders budur. Sayın Genel Başkanımız bu olumsuz tablonun farkındadır. Genel Başkanımızın olağanüstü kurultay yolunu açmış olması ve kendisinin de aday olmaması demokratik bir olgunluktur. Örnek bir tavırdır. Şimdi sıra bizdedir, sizlerdedir. Şimdi sıra iyilerdedir. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer delegelerimiz, sizleri sadece İyi Parti'nin genel başkanlığı belirleyecek delegeler olarak değil,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki ruhu temsil eden, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek kadrolar olarak görüyorum. Seçilecek genel başkanı ve parti organlarını denetleyen, açık, katılımcı, şeffaf bir yönetim yapısı sizlerle beraber oluşturacağız. Teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak sizlerin fikrine her an başvuracağız. Kritik politikaların belirlenmesinde sizin görüşünüzü alacağız. Ama asla asla size rağmen de bir adım atmayacağız. Kıymetli İYİ Parti ailesi, siz de İYİ Parti'mizin yönetimini bana emanet ederseniz nasıl bir partimiz olacağını sizlerle paylaşmak isterim. Bu solanı şereflendiren her kardeşim bilir ki sözümü tutarım, dediklerimi yaparım. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki her siyasi parti teşkilatları kadar güçlüdür. Teşkilat seyirci değildir. Teşkilat sadece genel merkez, il, ilçe, belde yönetimleri de değildir. Teşkilat genel başkanından üyesine kadar bir bütündür. Teşkilat İYİ Parti ailesidir. Biz İYİ Parti'nin kuruluş günlerinde büyük bir emek ve özveriyle böyle bir teşkilat yapısını hep birlikte kurmuştuk. Hepiniz biliyorsunuz İYİ Parti'nin destansı bir kuruluş hikayesi var. Hatırlayın, pek çok badireden sonra 25 Ekim 2017'de İyiler ve Cesurlar Hareketi olarak İYİ Parti'yi kurduk hep birlikte. 2 ay içinde, evet tam 2 ay içinde il ve ilçe teşkilatlarımızı atadık. Aktif hale getirdik. Binlerce üye kaydettik. Ocak, Şubat ve Mart aylarında, Mart'ın 15'inde il ve ilçe kongrelerimizi yaptık o zamana kadar. Siyasi tarihe bir bakın. Hakikaten dönüp siyasi tarihe bir bakın. Bu kadar kısa sürede bunu başaran başka bir siyasi parti yok değerli arkadaşlarım. Bunu hep birlikte başardık. Başarı hepinizindir, hepimizindir. Hatırlayın, 1 Nisan 2018 günü Ankara Spor Salonu'nda mahşeri bir kalabalıkta büyük kurultayımızı topladık. Tarihe geçecek bir adım attık. Teşkilatlarımız ve iktidarımıza inanmış 10 binlerce vatandaş kükremiş bir sel gibi Ankara'ya akmıştı. Bunu da unutmayalım değerli arkadaşlarım. Ankara Ankara olanı böyle kurultay görmemiştir değerli arkadaşlar. Bu muhteşem kurultay iktidarı öyle bir korkuttu ki iktidar apar topar bizi seçime sokmamak ve iktidarımızı engellemek için erken seçim kararı aldı. Sizler sayesinde iktidar cephesinde ise korku dağları sardı. Bu sizin eseriniz, unutmayın. Sizler sayesinde iktidarın da, Yüksek Seçim Kurulu'nun da, yandaş medyanın da tuzaklarını hep beraber boşa çıkardık. O kurultayın ruhuyla, o birlik ve beraberlik iradesiyle Türk siyasetine hep birlikte damga vurduk. Partimizin kuruluşun üzerinden henüz 8 ay geçmişken yapılan seçimde güçlü bir grupla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yerimizi de aldık. İYİ Parti 2018 seçimlerinde yepyeni bir alternatif olarak parlamentoya girdiği gün AK Parti meclisteki çoğunluğunu kaybetti. Ortağının desteğine muhtaç hale geldi. 2019'da fikir babası olduğum ve Sayın Genel Başkanımızın da uygun bulduğu yerel seçimlerdeki işbirliği stratejisi sayesinde Ankara, İstanbul, Antalya gibi çok sayıda büyük şehir iktidarın elinden çıktı. Millet rahat bir nefes aldı.
İyi Parti sayesinde ilk kez muhalefet iktidarı sandıkta yenilgiye uğrattı. İyi Parti sayesinde ilk kez sosyolojik üstünlük ve psikolojik üstünlük muhalefete geçti. İyi Parti sayesinde ilk kez 2023 seçimlerinde muhalefet için bir iktidar fırsatı doğdu. Ama üzülerek ifade edelim ki İyi Parti'nin binbir emek ve çabayla aziz Türk milletine altın tepsi içerisinde sunduğu bu fırsat altılı masa sürecinin sonunda heba edildi. Tabiri caizse yok edildi. Ringde abandone olmuş bir AK Parti iktidarı vardı ama o bitirici darbeyi bir türlü vuramadık. Değerli İyi Parti ailesi, İyi Parti'nin genlerindeki mücadele ruhu halen güçlü bir şekilde varlığını koruyor. İyi Parti kuruluş ruhuna ve kuruluş ilkelerine sahip çıktığı gün göreceğiz, yeniden ayağa kalkacaktır. Buna yürekten inanıyorum değerli arkadaşlarım. İyi Parti 1 Nisan 2018 kurultayımızdaki o ruhu ve o heyecanı yakaladığı gün yeniden iktidar hedefine kilitlenecektir. Şimdi yeniden söz veriyorum. 1 Nisan 2018 kurultayımızdaki o ruhu, o heyecanı hep birlikte yeniden yaşayacağız değerli arkadaşlarım. Bir yıl içerisinde 81 ilin, 973 ilçenin ve 390 beldenin tamamında güçlü bir şekilde var olacağız. Daha önce başardığımız gibi, daha önce yaptığımız gibi yeniden mahallelere, köylere kadar teşkilatlanacağız. Türk milletine İyi Parti her yerde dedirteceğiz. Biz bunu yaptık, yine yaparız ve yine hep birlikte başarırız değerli arkadaşlarım. Siyaset dağıtma değil, toplama sanatıdır. Bir araya getirme sanatıdır. Bu çerçevede geçmişte teşkilatlarımıza emek vermiş ama çeşitli sebeplerle dışarıda kalmış dava arkadaşlarımızı yeniden aramıza katacağız. İstifa etmiş tüm isimlerle tek tek iletişim sağlayacağız. Onları dinleyecek ve yeniden partimize davet edecek bir yapıyı en kısa sürede kuracağız. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Onu kalbi bir duygularımızla gerçekleştirecek ve toplumumuzu yeniden o eski geniş haline hep birlikte buluşturacağız. Saygıdeğer gönüldaşlarım, partimizin üye sayısını arttırmak da en temel önceliklerimizden olacak. Ben günden güne büyüyen ve milyonları kucaklayan bir İyi Parti hayal ediyorum. Sadece üye olan değil, üye yapan ve oy isteyen üyeler hedefiyle hareket edeceğim. Teşkilat başkanlığım döneminde büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğimiz o üye seferberliğimizi hep birlikte yeniden başlatacağız. İşte bu yüzden 1 milyon üye hedefimize şimdiden ilan ediyorum. Hazır olun ve bunu el ele vererek yine hep birlikte başaracağız. Ve bu uygulamaya yeniden hep birlikte uğraşacağız değerli arkadaşlarım. Aziz dava arkadaşlarım, İyi Parti milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı kimliğiyle Türk milletine umut olmalıdır. Bize göre milliyetçilik ve demokrasi birbirinin ikiz kardeşidir. Çünkü her ikisi de millet iradesine ve millet idaresine dayanır. Bizim milliyetçiliğimiz kalkınmışlık seviyemizdir. Bizim demokratlığımız adil yaşam öngörümüzdür. Partimiz dayanağını ve kararlılığını Türk milliyetçiliğinden alan bir partidir. Bizim milliyetçiliğimiz milletimizle yücelmesi, ülkemizin yükselmesi hedefidir. Bizim milliyetçiliğimiz gönül rahatlığıyla harçlık veren babaların
sofraya ne koyacağını düşünmek zorunda olmayan annelerin ve yarınlara umutla bakan çocukların heyecanıdır. Bu yüzden derdimizi dert edinen herkese kapımızın sonuna kadar açık olduğunu hepimiz bilelim. Milliyetçiliğimiz milli bir merkezi inşa etmek içindir. Farklı siyasi partilerde yer almış olan herkesin, siyasete ilk kez adımını atacak olan herkesin toplanma merkezi yeniden İyi Parti olacaktır. Sadece kadrolarımızla değil, milletimizin her kesimiyle kuracağımız bağ ile bunu göstereceğiz. Gözümüz, kulağımız milletimizde olacak. Hep birlikte yeniden söz milletindir diyeceğiz. Saygıdeğer İyi Parti ailesi, Türkiye maalesef ki tarihinin en önemli ekonomik darboğazlarından birini yaşıyor. Bir diğer yandan birçok sosyal mesele çözülmeyi bekler vaziyette. İyi Parti olarak partimizin bu alanlardaki başkanlıklarını tahkim edecek, çözümün adresi olmak için büyük bir çaba sarf edeceğiz. Ekonomi, kalkınma ve sosyal politikalar alanlarında sürekli olarak çalışacak bir enstitütüyü de en kısa zamanda kuracağız. Bu enstitüyü parti politikalarımızın dinamosu haline getireceğiz. Çözüm önerisi sunmadığımız hiçbir eleştirimiz de olmayacak. Değerli arkadaşlar, İyiler ve Cesurlar Hareketi olarak kendini tanımlayan bizler, hürriyete aşık insanlarız ve demokrasiden yanayız. Biz Akif'in "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" dizeleriyle tariflediği büyük Türk milletiyiz. Ve bizler hürriyetlerin kısıtlanmasına, antidemokratik düzenlemelere tahammül edemeyiz. Bu inançlar ne partimizde ne de ülke yönetiminde antidemokratik düzenlemeleri onaylayamayız. Buradan ilan ediyorum ki parti tüzüğümüzde antidemokratik olarak değerlendirilen tüm maddeler gözden geçirilecek ve siz delegelerimizin iradesiyle de tadil edilecektir. Ülkede demokrasi talep ediyorsak bunu önce kendi içimizde sağlamamız gerekmektedir. Bunu da unutmayalım, aklımızın bir kenarına koyalım değerli arkadaşlar. Anayasanın başlangıç hükümleri, ilk dört maddesi ve Türk milliyetçiliği tanımı kırmızı çizgimizdir. Cumhuriyetin kurucu değerlerini hedef alanların karşısında, Türklüğü ve Türkçeyi hedef alanların karşısında, Türk ve Atatürk düşmanları karşısında dimdik duracağımızı cümle alem bilmelidir. Millet tektir, adı da Türk'tür. Bu tarihin verdiği bir hükümdür. Evet, bu tarihin verdiği bir hükümdür ve öyle de kalacaktır. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş temel önceliklerimizdendir. Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bu ucube sistemi tahkim etmeye dönük bir girişimi de bugünden reddettiğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Değerli gençler, şimdi sizlere seslenmek istiyorum. Gençlerimizin partimizdeki temsili düşük kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en yaşlı grubu olmaya da devam ediyoruz. Bilinmesini istiyorum ki önceliğimiz gençlerimizin ana kademelerde ve genel merkezimizde daha aktif siyasi rol oynamasıdır. Fakat
güçlü bir İyi Parti için güçlü bir gençlik kolları da bizim olmazsa olmazlarımızdır. İyi Parti kendi genel merkez yapılanması ve genel başkanı olan bir gençlik kollarına yeniden sahip olacaktır. Siyasette nesil değişiminin önünü sonuna kadar açacağız. Açtığımız bu kapılardan coşkuyla girecek liyakatli genç kardeşlerimiz herhangi birinin yakın oldukları için değil, analarının ak sütü gibi hak ettikleri için temel makamlarında olacaklar. Bizler onlara baktıkça, başarılarını gördükçe gülen gözlerimiz Türkiye'nin geleceğine dair umutla dolacak. Değerli İyi Partililer, ülkemizin en verimsiz değerlendirilen kaynağı şüphesiz ki insan kaynağıdır. İnsan kaynağımızın en verimsiz değerlendirilen kısmı ise maalesef kadınlarımızdır. İyi Parti ne kadar bir kadın hareketi olarak var olmaya niyetlense de kadın temsilini sağlamak noktasında oldukça eksik kalmıştır. Öyle ki uygulanan kontenjanlara rağmen özellikle meclis aritmetiğinde kadınlarımızı hak ettikleri temsile kavuşturamadık. Önceliğimiz kadın temsilinin yüksek olduğu bir İyi Parti inşa etmektir. Kadınlarımızın ana kademelerde ve genel merkez yönetimlerindeki varlığını çok önemsiyoruz ve çok dikkate alıyoruz. Bununla birlikte teşkilatlarımıza güç katacak kuvvetli bir kadın kolu yapılanmasını da en kısa sürede oluşturacağız. Partimizin kadın teşkilatlanmasını en üst düzeyde sağlayarak bir kadın kolları genel başkanı olacaktır. Ben inanıyorum, İyi Parti kadınların destek verdiği, güç kattığı ve temsil ettiği bir hareket olarak yoluna devam edecektir. Kıymetli İyi Partililer, hızla gelişen teknoloji siyasete dijital katılım meselesini ortaya çıkarmıştır. Yapay zeka her geçen gün karar alma süreçlerinde etkin hale gelmektedir. Siyasette çağın gerisinde asla kalmayacağız. İyi Parti'de dijital dönüşümü gerçekleştirecek, karar alma süreçlerini de parti yönetimine de teknolojiyi ve yapay zekayı güçlü bir şekilde dahil edeceğiz. İlk olarak kapsamlı bir mobil uygulama oluşturacağız. Üyelik, seçim güvenliği, parti politikalarının duyurulması, teşkilatların fikirlerinin öğrenilmesi gibi konuları da bu uygulama üzerinden hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Uygulamadan edindiğimiz verileri işleyecek, yapay zeka ile politika önerileri haline getireceğiz. Ayrıca teşkilatlarımızın performans değerlendirmelerini de dijital tabanlı olarak takip edeceğiz. Değerli DAV arkadaşlarım, değerli İyi Parti ailesi, oldukça kısa bir zamana sıkışan zorlu bir kurultay sürecini geride bıraktık. Bugüne kadar alnımın teriyle bu harekete hizmet ettim. Buna şahitlik edeceğinizi de biliyorum, eminim. Partimizi yeniden diriliş ruhu ile ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden, durmadan ve yorulmadan çalışmaya azimli ve kararlıyım. Partimizi derlemek, toparlamak ve iktidar hedefine kilitlemek için gereken bilgi, birikim, tecrübe ve enerjiyi kendimde fazlasıyla görüyorum. Çünkü arkamda sizler varsınız. Çünkü arkamda iyiler ve cesurlar hareketi var. Değerli gençler, ben henüz 22 yaşında İl Gençlik Kolları Başkanı, 32 yaşında Başkanlık Divanı üyesi olmuş, 36 yaşında Başbuğ Alparslan Türkeş ile milletvekilliği yapmış.
40 yaşında onun genel sekreteri olma gibi bir onura erişmiş. 44 yaşında da bakan olmuş bir dava arkadaşınızım. Kendime biçtiğim görev, rahmetli Türkeş Bey'den ne gördüysem odur. Evet, ne gördüysem odur. Partimiz en kısa sürede toparlanacak, gençler ve gençler ile idare edilecek ve iktidara taşınacaktır. Bu bizim vazgeçilmez hedefimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet ettiği gibi biz de İyi Parti'yi gençlere emanet edeceğiz. Bu da bizim bir temel hedefimizdir. Amacım yol açmak ve yol göstermektir. Amacım sizlerle el ele vererek hedefimize ulaşmaktır. Kıymetli İyi Parti ailesi, aday olan bütün dava arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. Kendilerine bu süreçteki demokratik olgunluk ve dava arkadaşlığına yaraşır tavırları için teşekkür ediyorum. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendiye de şükranlarımı sunuyorum. Çok şeyi geride bıraktık. Hep beraber yürüttüğümüz bu siyasi mücadelede bize önce oldu. Emek verdi, ter akıttı. Şimdi de partimizin önünü açtı. Kendisi her daim partimizin kurucu lideri olarak kıymet görecektir. Beraber sevindiğim, beraber üzüldüğüm dertlerini derdim. Sevinçlerini, sevincim bildiğim dava arkadaşlarım. Sizlere gönlümün tam ortasından seslenmek istiyorum. Kardeşlerim, biliyorum kızgınlıklarınız var. Biliyorum üzüntüleriniz var. Biliyorum keşkeleriniz var. Sarf edilen büyük emeklere dönüp baktığınızda sızlayan gönülleriniz var. Ama çok iyi biliyorum ki dağılanı toplamaya, yıkılanı yapmaya, sızlayan gönülleri iyileştirmeye muktedir çelikten de bir iradeniz var. Sizin iradeniz zalimlere meydan okuya okuya bugünlere gelen bir iradedir değerli arkadaşlar. Üstüne vesayet kurulamayacak bir iradedir. İşte ben kendimi güvenim sonsuz olduğu bu iradeye teslim ve emanet ediyorum. Kardeşlerim, sizler de gurur duyacağınız, bağrına basacağınız bir İyi Parti vaat ediyorum. Bunu ilk haftalardan itibaren sizler, ilk aylardan itibaren tüm Türkiye görecek ve hissedecek. Sizle asla başınızı öne eğdirmeyecek bir İyi Parti vaat ediyorum. Size İyi Parti'nin iktidarını vaat ediyorum. Türk milletine iyi bir yaşam, güvenli bir ülke vaat ediyorum. Türk çocuğuna mutluluk, Türk geneline umut vaat ediyorum. Kardeşlerim, işte bu yolda tutun ellerimden, eğik başları yukarı kaldıralım. Tutun ellerimden İyi Parti'yi ayağa kaldıralım. Tutun ellerimden Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Değerli arkadaşlar, Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir arada beraber olarak el ele vereceğimiz kardeşlik kültürümüzü yaşatarak İyi Parti'yi layık olduğu yere inşallah hep birlikte el ele vererek getireceğiz. Hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyor. Hepinizi Allah'a vaat ediyorum.